Gene kısa bir ara vereceğim müsaadenizle. Tamam. Efendim başta da söylemiştim. Radyo Müezzin adı altında bu sene 6.sı düzenlenen İyi Dans Uluslararası Çağdaş Dans ve Tiyatro Festivali içerisinde bir gösteri düzenlendi. Biz de gittik sizler için gösteriyi sizlere iletmek için. Çektik efendim, hep beraber izliyoruz. Mustafa Sultan Şarap. Allah! Bu yıl 6.sı düzenlenen İDANS Uluslararası Çağdaş Dans ve Tiyatro Festivali, belgesel tiyatronun önce isimlerinden Rimini Protokol topluluğunu ağırladı. Yönetmenliğini Stefan Kayagin'in yaptığı topluluk, Radyo Müezzini adlı oyunla 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde sahnedeydi. Ready Muezzin is a play about biographies from Egypt, very different biographies, somebody from the countryside who moved. Radyo Müezzin, farklı geçmişlere sahip olan Kahire'de yaşayan dört müezzini anlatan bir oyun. Biri sahil kenarından şehre çalışmak için taşınan bir müezzin, biri geçmişte asker olan bir müezzin, biri ezan okumaya yıllar sonra başlamış bir Arap, diğeri ise mesleği müezzinlik olan biri. Din adına, din için çalışan insan hikayeleri üzerine kurulu bir yapısı olmasına rağmen, özünde Kahire'deki ezanın merkezi okunmasına karşı alınan kararın eleştirisini anlatıyor. But who are not at all what maybe people in the West would expect such people to be like. Birkaç yıl önce bir gazetede Kahire'de ezan okunmasının tek merkeze alınacağına dair bir haber okudum ki benzer bir olay 90'ların sonunda İstanbul'da da yaşanmıştı. Haberi okuduğumda bu kadar müezzinin ne olacağını düşündüm. Seslerini kaybedecek olan bu insanlara ne olacağını merak ederek araştırmaya başladım. Rimini Protokol'ün yönetmeni Kayagi, hazırlık sürecinde camiden camiye dolaşarak 40'tan fazla imam ve müezzinden bilgi almış. Kahire'de 3 ay süren araştırmalar ve provaların ardından oyunun ilk gösterimi 2009 yılında Berlin'de gerçekleşmiş. Tüm şehirde bir camiden diğerine çevirmenler eşliğinde dolaşarak müezzinleri araştırdım. Her zaman imamların konuşmasını istediler çünkü Kur'an hakkında konuşmaya yetkin olanlar onlardı. Ama aradığım hikaye bu değildi. Ben seslerini duyduğum insanların hikayesinin peşindeydim. Böylece daha önce kamyon şoförlüğü yapmış müezzinler, çok fakir oldukları için camilerde yaşayan müezzinler, düşük gelirli ve kötü sosyal koşullarda yaşayan insanlar gördüm. Birçok Mısırlı onları soap operalarda karikatürize edilmiş olarak, anlayışı kıt insanlar olarak tanıyor. Oysa bunların çok ötesinde ilginç insanlar tanıdım. Böylece 40 müezzinle tanıştım ve belirli biyografileri belirlemeye başladık. Mesela benim için kör bir müezzinle tanışmak önemliydi. Tarihsel olarak bir geleneğe işaret ediyordu. But they are much more interesting than one could think. Avrupa'da birçok tiyatro seyircisinin ezan sesiyle tanışmasını sağlayan Radyo Müezzini, Avignon Festivali gibi pek çok önemli uluslararası tiyatro festivalinde izleyiciye sunuldu. Oyun İDANS Festivali kapsamında ilk defa çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede gösterildi. Europeans generally is just the place where the pyramids are. Avrupa'da Kahire, piramitlerin bulunduğu bir şehir olarak tanınır. 4 yıl öncesine kadar da Orta Doğu terörizmin olduğu bir yerdi. Avrupalılar baskı altındaki Kahire'de insanların hayat hikayelerini bilmiyorlardı. Mısır'ı İsrail'le barış anlaşması yaptığı için dost bir ülke olarak tanımlıyorlardı. Kimin yönettiği, iç yapısı ya da Hüsnü Mübarek'in insanlar üzerindeki baskılarını bilmiyorlardı. Bu oyunla beraber bunları görmüş oldular. Oyunu mübarek rejimi sırasında hazırlamaya başladık. Yoğun bir sansür uygulamasıyla karşılaştık. Oyunda değişimler istendi. Mübarek'in yönetimden alınmasından sonra daha özgür olduk ve oyun aslında devrimin de tarihini anlatmış oldu. Rimini Protokol, dünyanın dört bir yanındaki gerçek olaylardan yola çıkarak hazırladığı eserlerle tanınıyor. Topluluk sahneye aktörleri değil, gerçek insanları çıkarıyor.
temsil şi. Ana ana mujarrad yani bizimkisi temsili bir oyun değil. Biz sahnede gerçek olanları, yaşananları söylüyoruz. Herhangi bir senaryo sonucunda yazılanları icra etmiyoruz. Önceden planlanmış herhangi bir konuşma olmaksızın tamamen aniden gelişen söylemleri söylüyoruz. Bu söylemler herhangi bir arkadaşla oturulduğunda içten söylenen konuşmalara benzer söylemlerdir. Gerçek bir tiyatroda ya da belgesel çekiminde öncesinde birçok hazırlık yapılır. Biz bu konuda özgün ve rahatız. Burada herhangi bir başrollük ya da yazılı bir metin yok. Yani bir müezzin olarak kişisel yapım dışında herhangi bir şey yapmıyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Belgesel tiyatronun öncülerinden Rimini Protokol'ün radyo müezzini oyununu izleyiciyle buluşturan 6. İdans Uluslararası Çağdaş Dans ve Tiyatro Festivali 2013 yılının Mayıs ayına kadar yeni etkinliklerle devam edecek. Evet efendim, programımızın sonlarına doğru.